Tabii ki, bu aynısı var. Evet. Biraz çok bir şey veremem. Evet. Şimdi bizi buraya ilaç yapmak. Çiftçilerimiz çok ciddi derecede mağduriyet yaşamaktadırlar. Bunların en başında gelen konu mazot masraflarının bir hayli yüksek olması, fiyatının anormalleri yüksek olması, ilaç, gübre, tohum girdilerinin çok yüksek olması, daha sonra yetişen ürün neticesinde pazarlama imkanlarının çok sıkıntılı olması çiftçimizi bitirme noktasına gelmiştir. Çiftçilerimizle ilgili genel kanaati görebilmek için, genel durumu görebilmek için maalesef banka önlerindeki kuyruğa bakmanız yeterlidir. Hangi bankanın önüne girseniz baksanız kuyrukta 10 kişi varsa 7 tanesi kesinlikle çiftçidir. Bunu söyleyebilirim, rahat bir şekilde söyleyebilirim. Esenyurt Belediyesi'nin Amasya'mıza yapmış olduğu ürünle ilgili alışverişini takdirle karşılıyoruz. Bu konuda kendilerini tebrik ediyoruz. Bir nebze de olsa çiftçimizin ihtiyacını karşıladıkları için kendilerine şükranlarımı sunuyoruz. Bizim tarımla ilgili başkaca projelerimiz de var. Direkt üreticiden tüketiciye ürün taşıyıp hem ucuza hem de nitelikli bir şekilde ürünlerin tüketicilere ulaşmasını sağlamamız, buradaki amacımız bu. Bu da onun ilk aşaması. Şimdilik 300 tonla başladık ama bunu önümüzdeki yıllarda esnaf üzerinden de dağıtımını sağlayıp daha yüksek volümlerde ürünlerin halkla buluşmasını sağlamak. Esenyurt Belediyesi'ne. Başkanımızın size mektubu. Abi çok teşekkür ederim. Ben de selamlarımı gönderirim başkanımıza. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Şuraya da bir imzanızı alalım. Şuraya mı atacağız? Merhabalar efendim. Esenyurt Belediyesi Emin Başkanım, selamlar. Size bir çuval erzak çiftliği soğan getirdik. Teşekkür ederiz. Şöyle buyurun, afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim.